elimizde Tatar'ın yaptığını. Adamı buldum diye hava atıyordu. Bak. Bir gecede söndü havası. Geçmiş olsun Turan Bey. Bu herifin ne işi varmış senin odada? Fotoğrafları yakmış. Telefonlara sızıp hafızalarını silmiş. Demek ki herif çok derinde. Birdenbire yüzeye çıkıp vurgun yemekten çekiniyor. Tatar nerede? Madem oğlu bir halt yedi, onu düzelteceğine niye burada yok? Mesele İskender meselesi değil Harbi. Tekneye yapılan operasyon İskender'i de aşar. Görünüşe göre bu sıra bizi de aşar. Üstüne gitmemek lazım. Bence Turan Bey haklı. Devlet bizim üstümüze gelmiyor. Biz niye onun üstüne gidelim? Bence bu adamı araştırmamız hata. Şu noktada iş onunla kalmıyor. Durumu anlayana kadar sevkiyatları geçici olarak durdurmamız lazım. Ne o Turan Bey? Tatar kendisi diyemiyor da sana mı dedirtiyor? Bana kimse bir şey dedirtemez abi. Ben ne düşünüyorsam onu söylerim. Ne kadar derin olursa olsun ben bu adamı yüzeye çıkaracağım. Ama ben işimi yaparken risk almamız doğru değil. Vallahi Turan Bey, benim yola çıkmış gemilere geri dönün demem hiç doğru değil. Tatar yapmıyorsa ben bir adam bulur, kendi malımı taşıtırım. Ha ondan sonra da ne Tatar'ı tanırım, ne de Tatar'ın yanında olanları tanırım. Mayın bizi durduramadı. Kurşun bizi durduramadı. Fırtınalar bizi durduramadı. Şimdi bu derinci mi durduracak? Tatar bu sevkiyatı halleder. Halletmesi icap eder. Bunun muhatabı Tatar. Ben size stratejik bir şey söylüyorum. Ha, yok. Biz fikrimizde inat etmek istiyoruz diyorsanız, o zaman bu Tatar'la Harbi'nin problemi. Ömer. Ne oldu? Ne istiyor bu adam? İadeyi ziyaret baba. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Tatar Ahmet bir adamın ayağına geldi mi niyetini de yanında getirir. Geldiği gibi gitti. Merak edilecek bir durum yok. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Ne yapıyoruz? Ne olduğunu bir anlasam. Ne yapacağımızı da söyleyeceğim de. Derdi neymiş? Bilmiyor mu bizden Murat olmayacağını? Bizden köpek olmayacağını biliyor Tatar. Derdi başka. Benle çalışmak istiyor. Sen? Adama dedim ki lokal bizim, buralar bizim, bundan böyle bizden olan kaçağa çıkmayacak dedim de. Kafanı kurcalayan ne? İyi tamam, izin vermeyelim kaçağa. Ama kim bizden, kim değil, nereden anlayacağız? Reis, Murat kaptanları toplamış, konuşma yapıyor.
Şimdi göreceğiz bakalım kim bizden, kim değil. Derdin ne senin? Beynin sana geldi değil mi? Amcasına gelecek tabii. Başka nereye gidebilir? Aşık mı olmuş o çocuğa? Ben öyle bir izlenim edinmedim. Kıymet verdiği belli. Ama ne derece onu bilemem. Enver, yeter. Bardağın bile başı döndü. O yüzden mi bıraktın çocuğu? Zaten bırakacaktım, onunla ilgisi yok. Sen niye aldın ki Ömer Korkmaz? Önemli değil, boş ver. Enver, senden sonra Beren'i toparlamak hiç kolay olmadı. Eğer bu çocuğa olan hisleri kuvvetliyse çocuğun başına bir şey gelmemesi lazım. Yaptığım seçimin bir bedeli olduğunu biliyordum. Ama bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Sanki Beren'le birlikte bu sırrın ağırlığı da büyüyor. Ki Ömer Korkmaz'la ilgili planın nedir? Boş ver Ömer Korkmaz'ı. Ben ne yapacağım onu söyle. Önce azığımı bana vereceksin. Ben Amerikalıların tansiyonunu bir düşüreceğim. Ondan sonrasına birlikte bakarız. Azlığımı vermezsem tek başıma kalacağımı mı ima ediyorsun? Daha önce işimizi arkadaşlığımızın önüne hiç koymamıştın. Amerikalılar ne yaptı sana böyle? Senin hayatında işten başka bir şey kaldı mı ki? Sen devletten kaydını silerken aileni, dostlarını, sevdiklerini geride bıraktın. Senin kim olduğunu benden başka bilen Allah'ın kulu yok. Yine de kide bir başıma iş çıkartıyorsun ya. Ben sana inkar edebilmen için alan bırakıyorum. Senin makamın sorumluluk makamı. Benim yaptığım eylemlerin sorumluluğunu bu makam kaldıramaz. Ben seni korumaya çalışıyorum. Aman Allah razı olsun. Sen yine de çok düşünme beni ha. Çok baskı yiyorum. Azamı bana vereceksin. Sen vermezsen ben gelir zorla alırım. Doğru. Devlette kaydım bile yok. Devlet sensin. İstediğini istediğin yerden alabilirsin. Ama ben de sana verecek kimse yok. Ömer'e güvenmeyin. Onun arkasına saklanıp aç mı kalmak istiyorsunuz ha? Ne oldu? Şimdiye kadar ağzınızı bıçak açmazdı. Şimdi ne oldu? Ömer geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Ömer hepinizden kral kaçakçı olur ha. Ömer yapmaz Murat. Aç kalır yine yapmaz. Ömer yapmaz ha? Ali de yapmazdı. Ne oldu? Nerede şimdi? Siz bunları benden daha mı iyi bileceksiniz ha? Ömer'i, Ali'si hepsi aynı bunların. Tatar Ahmet kara kaşına kara gözüne mi geldi Ömer ha? Ömer hepinizi silip süpürecek. Onun derdi parsayı kendine kapatmak. Ne yani? Ömer Tatar Ahmet'le mi anlaştı Murat? Abi Ömer geliyor. Vay, vay, vay. Tatar Ahmet'in bir numaralı adamı Ömer Korkmaz değil mi bu ya? Ha? Selamünaleyküm birader, hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk arkadaşlarla. Hayırdır? Tatar Ali'nin boşluğunu seninle mi dolduracakmış? Ben senin boşluğunu bir alayım. Bakalım bir daha konuşabiliyor musun?
herkes dinlesin. Bir daha tekrarlamayacağım. Duymuşsunuz. Tatar Ahmet gelip bana ortaklık teklif etti. Ona dediğimi size de söyleyeyim. Bundan böyle kimse kaçağa çıkmayacak. Uyuşturucu, silah, mülteci taşımayacak. Eğer bizden olan varsa yerimiz hazır. Ha, haram yemeye alıştım diyorsanız bir daha buraya girmeyeceksiniz. Tekne bağlamayacaksınız. Ömer Reis'in nutkunu dinlediniz. Yalnız yukarıda Allah var. Maşallah hitabeti de çok kuvvetli ha. Hitabı kuvvetli de anca sizi dolduruyor. Buzdolaplarınızı değil. Reis, iyice dayak arsızı olmuş, çenesi kapanmıyor bunun. Ulan Murat, aldım seni götürdüm, sahibine teslim ettim. Bak yine salmış. Bu senin tasman niye bu kadar bol Murat? Ömer, bu iki etti. Üçü yaptırmam. Eğer bir daha buralarda görürsem seni... Bu sefer bacaklarını kırarım. Haberin olsun. Yürüyün lan. Hadi. Ne yapıyorsun sen burada? Abi bakıyordum. Neye bakıyorsun oğlum? İşine bak. Abi... Murat abi bu kadar kötüyse bana neden sahip çıktı? Niye iş verdi ki? Ona bakıyorum. Bundan böyle abim benim. Anladın mı? Hadi dükkana. Ömer. Bu Murat'ın sesi niye çıkmıyor anlamadım. Normalde epey havlardı. Ağzında kemik var demek ki. Bu işte bir iş var. Çıkacak. Günahını almayayım dedim ama İdris acil paraya ihtiyacı vardı, bir şekilde çözmüş. Sen konuşurken baktım, az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Gözünü kaptanlardan ayırma. O İdris'i de boş bırakma. Reis, bu Ömer'in sevkiyattan haberi olmasın? Bir şey mi duydu acaba? Vallahi sorun olursa İskender Bey senin... Lan! Ömer'i niye yıkmadım sanıyorsun? Hı? Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. O varsın bizi ezdiğini bilsin. Önce iş Seko. Hem sen... Ben Ömer'e bunun cezasını kesmedim mi sanıyorsun? Hı? Hem bugünün hesabını göreceğim... Hem de sevkiyat işini. Güneş mahalleye akşam doğacak bugün. Lokalden. Varsın gerisini Ömer düşünsün. Enis abla öyle diyorsun da. Yine sizin bir lokaliniz var. Biz ne yapalım? Av sezonu açılana kadar taş mı yiyelim? Kızım sezon açılsa ne olacak? Tutacakları kaç kilo balık? Bu mazota mı yetsin, tayfaya mı yetsin, borçlara mı yetsin, yoksa karnımızı mı doyursun? Şükredin kızım, şükredin halinize. Neye şükredeceğiz anne? Enis ablanın da günü olmasa bulgur soğandan başka bir şey geçmeyecek boğazımızdan. Hala şükret diyor ya. Kızım, ele güne rezil olmamak için elde avuçta ne varsa bir şeyler yaptık. Kötü mü yaptık? Bakkala kasaba yazdırdık diyorum. Vallahi bizim bırak yazdırmaya, önlerinden geçmeye yüzümüz kalmadı abla. Ömer lokali geri aldı. Murat'ı attı mahalleden. Tamam, iyi, hoş. Peki bizim kocalarımız ne yapacak? Ha? Nasıl ekmek getirecek evine abla? Tamam, biz de Murat'ın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ama en azından çoluk çocuğun karnı doyuyordu. Üste başa bir şey yapabiliyordu. Okul açıldı, bir çift pabuç alamadık. Bizim çocukları da Ömer giydirecek herhalde. Erzağımızı da o getirecek. Ay yeter kızlar. Didem ev sahibi diye susuyor. Kız ağzını açmıyor. Senin o Murat dediğin var ya o...
Benim kocamı hastanelik edene kadar dövdü. Bu kızın kocasını da hapse düşürdü. Tabii sizin kocalarınız dışarıda diye, ayakların üstünde diye tuzunuz kuru. Ne oluyor kızım size? Batıyor mu? Murat'ın ne kabahati var canım? Herkes neyse. Murat'ın hiçbir kabahati yok öyle mi Tülay? Ali Ekber kendi istediği için girdi cezaevine öyle mi? Vallahi orasını ben bilmem Didemciğim. Çık evimden. Çık dedim. Kızım kendine gel misafir ol. Yok Enis abla. Ben istenmediğim yerde durmam. Lafımı da kimseden esirgemem. Ömer kabadayılık yapacağım diye bizim rızkımızla oynuyor. Ben susup oturacak değilim. Kızım Allah ıslah etsin seni eme. Benim oğlum mu dedi sizin kocalarınıza? He? Gelip zorla yapıştılar. Bu Murat'ı mahalleden atarsan sen atarsın dediler. Gene hayır demedi benim oğlum. Başıma bela almayayım demedi. Sizin kocalarınız için Murat'la düşman oldu. Aman abla. Hadi kalk. Herkesin canı burnunda. Bugünü burada bitirelim. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Hadi. Kusura bakma Didem. Ali Ekber iyi kalplidir bilirim. Ama sen de bizi anla. Yokluktan perişan olduk. Ömer eğer kaçak yok diyorsa bizim kocalarımıza da iş bulmak zorunda. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babam yok mu? Sen buraya babanla iş konuşmaya mı geldin yoksa anneni ziyarete mi? Sana geldim Güler Sultan. Bakayım dedim. Babam vazifeyi ihmal mi ediyor? Baban vazifesini ve ailesini asla ihmal etmez. Sen de babanı örnek al ve bir aile kur. Ve sakın ihmal etme olur mu paşam? Ha? Ece nasıl? Torun yerine kedi köpek sevmek istiyorsan alayım Ece'yi. Hoş geldiniz İskender Bey. Ne kadar güzel sizi böyle ana oğul bir arada görmek. Sağ olun Sema Hanım. Zamanı geldi mi Semacığım? Bugün acelesi yok. Biraz daha bekleyebiliriz isterseniz. Ha iyi, iyi. Senden bir şey rica edeceğim. İskender'im çiçek getirmiş. Biraz su verir misin? Ha tabii, hemen getiririm. Evet, hadi geç bakalım şöyle karşıma otur. Bu Ömer Korkmaz. Nasıl bir genç? Hayırdır Güler Sultan? Neyin peşindesin? Sen önce soruma cevap ver. Toy. Gözü kara. Ama cahil cesaret işte. Şansını yırttı geçen. Elindekinin kıymetini bilse farklı davranırdı. Bir çay ocağına verdi elindekini. Bir çay ocağı dediğin yere Tatar Ahmet çay içmeye gidiyorsa... bir çay ocağı için boş yere vermemiştir elindeki. Bir dakika, bir dakika. Babam o balıkçının ayağına mı gitti? Gitmemesini icap ederdi. Tabii. O herif kim ki babam onun ayağına gidiyor? Bunu ben değil sen öğreneceksin. Tatar Ahmet 30 yıl boyunca boş yere hiçbir yere gitmedi. Belli ki bu çocukta bir şey görmüş. Kendi için mi, senin için mi bilinmez ama... ailesi için olduğu kesin. Bunu en iyisi babama soralım. Sen Ömer Korkmaz'ın lokaline niye gittin baba? Sen dinliyorum. Niye anlatayım? Arzu'yu mu daha çok merak ediyorsun? Tatar'ım. Ne Arzu ne de Tatar benim umurumda. Ben bunu merak ediyorum. Kim yaptı bunu sana? Ne biliyorsun, ne saklıyorsun ki yaptılar? Hmm.
Devlet. Daha doğrusu derin devlet. Emin misin? Ben sordum, öyle bir şey yok dediler. Ne dedin? İstihbarata gidip müvekkilimi siz mi aldınız dedim. Öyle olmadığını nereden anladın? Benim rahmetli babam da istihbaratçıydı. Var tanıdıklarım, gittim sordum işte. Benim için mi gittin? Ya sen benim sorduklarıma cevap ver. Emin misin? Ne istediler senden? Yerini anlatacaktım. Beni öldüreceklerini düşünüyordum. O yüzden anlatacaktım ama. Ama yaşamana izin verdiler. Anlatamam diyeceksin. Zarar görmeni istemiyorum. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Ben kendimi koruyabilirim. O kadar basit değil. Bırak Ömer. Ben istihbaratçı kızıyım. Sır dolu bir evde büyüdüm. Güya her şey bizi korumak içindi ama zarar gören hep biz olurduk nedense. Beril. Beni anla. Anlatamam. Kusura bakma Ömer. Ben babamın bu tavırları yüzünden çok suçluluk hissettim. Bizim için kendini feda etti. Benim yüzümden diye kendimi yiyip bitirdim. Aynı duyguları yaşamaya niyetim yok. Afiyet olsun oğlum. Sabah da sana ne poğaçalar ne börekler yaptım ama yemeden çıkmışsın. Uyku tutmadım. Öyle biraz dolaştım. Niye uyku tutmuyor oğlum seni? Bir derdin mi var? Ne derdi olacak enişte? İşinde gücünde çocuk. Niye sıkıştırıyorsun? Abi bak. Olmadan da yap. Arzu kızım yapmış. Pek güzel olmuş. Pek kamerat kız maşallah. Anne, Arzu'ya deyin. Bir daha öyle habire bizim eve yemek falan getirmesin. Yanlış anlaşılacak. Allah Allah. Günüm vardı. Arzu kızım misafirlerime karşı mahcup olmayayım diye gelmiş yardım etmiş. Ne var bunda? Bu kadar yemeği nasıl arttırdın Enisa Hanım? He? Hanımlar yoksa aç mı kalktılar? Ömer, oğlum misafirler yemeği beğenmemişler. Annen bize iteliyor. Yok baba yok. Beğendiler de. İşte erken kalktılar, biraz tatsızlık oldu. Hamza'nın oğlu hastalanmış. Hilal de gelemeyince bizim boğazımızdan geçmedi tabii. Bırak Enisa Allah aşkına. Meltem tek başına hasta bile olsa bu yemeğin yarısını götürürdü ya. Yok babacığım. Biz biraz tartıştık. Onlar da erkenden kalktılar. Kadın kısmı işte tartışmak için bahane arıyor. Hadi. Dido. Ne o tartışma? Anlat bakayım. Harbi benimle buluşmak istediğini söyledi. Akşama mekanına bekliyor. Gidecek misin? Sen gideceksin. Benim işim olduğunu söyleyeceksin. Ama benim yerime gittiğinin mecburiyetten kaynaklandığını hissettirmeyeceksin ki Harbi yavaş yavaş seni muhatap kabul etsin. Harbi bu duruma çok bozulacak.
saygısızlık olarak algılayacak. Harbiyle biz 30 yıldır hem birlikte iş yaparız hem rekabet ederiz. Senin doğduğun günü bilir. Ona amcammış gibi davran. Anlamadım. Karşında gerçekten amcam varmış gibi davran. Harbi böyle şeylere bayılır. Dağının eli tutulmaz dersin, kolunu verir. Ona gerçekten yeğeni olduğunu hissettir. Şimdi anladım Ömer'in mekanına neye gittiğini. Neyi anladın? Onun mekanına giderek kendini önemli hissettirdin. Bunu herkes anlar İskender. Asıl önemlisi bunu hissettirerek neyi amaçladın? Onu anlamak için Tatar Ahmet olmak gerekiyor. Senin adını neden İskender koydun biliyorsun. Benim hayallerim ömrüme sığmayacak kadar büyük. Hepsini gerçekleştirmem imkansız. Benim bıraktığım yerden sen devam edeceksin. Sen en büyük olacaksın. Senin müsaaden olmadan bu bölgeden tek bir gram uyuşturucu ve tek bir mermi satılmayacak. Bir daha kendini kimseden aşağıda görme. Benden bile. Fuat! Arabayı çıkarsınlar. Harbiye gidiyoruz. Abi, nereye gidiyorsun? Hava alacağım Dido. Hayırdır, bir şey mi diyeceksin? Abi Ali yarın çıkacak ya. Ben işte heyecandan öyle abi. Bunlara canını sıkma. Allah'ın izniyle çıkaracağız Ali'yi oradan. Ali konusunda bana bir tek sen destek oluyorsun abi. Annem bir taraftan, komşular bir taraftan. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Onları da anla. Ali'yi yıkan onları da yaktı. Hepsi borç içinde. Doğru düzgün sefere bile çıkamıyor insanlar. Doğru söylüyorsun. Dert mi tek benim derdim değil ki. Ne oldu abi? Niye daldın? Aklım Hamza'da kaldı. Eren mi hasta? Evet. Doğru düzgün doktora bile götüremediler. Birlikte gidip bakalım mı? Ben bakarım. Bak bunları kafana takma. Ali'yi oradan çıkaracağız. Annemlerle sakın arayı geriyim deme. Tamam. Tamam. Hadi içeri. Hadi. Biraz daha içirelim şuruptan. Ne şurubu Hamza? Sabahtan beri içiriyoruz. Faydası oldu mu? Ateşler içinde yanıyor evladım. Acile götürelim o zaman. Ya ne acili? 10 gündür gidip geliyoruz. Ne oldu? Ben özele götüreceğim çocuğumu. Delirtme beni Hilal. Param olsa ben götürmez miyim evladımı? Git bul o zaman. Gerekirse kapı kapı dolaş. Boş boş konuşma. Kimseden bir şey istemem ben. Murat'a git. O sen istemeden dünyayı ayağına serer. Duyma şunu. Sen gitmezsen ben gidiyorum. Çekil. Nereye gidiyorsun? Hilal, bana bak. Dışarı mı çıkıyordunuz? Oğlan biraz hasta da. O yüzden geldim. İleride iyi bir çocuk doktoru varmış özelde. Taksi bekliyor, yetiştirelim. Thank you.
dizanteri gibi görünüyor. Ama tahliller çıkmadan kesin bir şey söyleyemem. Tahliller ne zaman çıkar doktor bey? Yarım saat sonra çıkar. Siz bu arada yatış işlemlerini yapın. Telaşlanma. Hadi gel halledelim şu işlemleri. Telaşlanma. Hadi. Hadi. Baban hasta herhalde. Odalaktan biraz sağdırayım da götür. Kan yapar. Babamın sağlığı gayet iyi. Merak etmeyin. İyi. Ne demeye kendi gelmemiş de seni göndermiş. Ben gelmek istedim. Babam göndermedi. Müsaade var mı? Var. De bakalım. Niye gelmek istedin bana yeğenim? İşleri ben yürütüyorum. Sevkiyatları ben hazırlıyorum. Siz babamla konuşuyorsunuz. O da bana aktarıyor. Fakat babam olduğu için herhalde bana fazla yüklenmiyor. Konuştuklarınızın hepsini aktarmıyor. Babaların görevi budur. Evlatlarının açığını kapatmak. Ben kendi açığımı kendim kapatmak isterim. Bunun için de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Babam hep harbi senin amcan sayılır der. Ama bir amca olarak bu zamana kadar yaptıklarımla ilgili benimle hiç konuşmadınız. Belki babama saygınızdan, belki de beni muhatap görmediğiniz için. Ama ben istiyorum ki bundan sonra direkt bana konuşun. Bir yanlışım, kusurum, hatam varsa bunu bileyim. Baban gibi yüreklisin ama bunun gibi siyaset kıvraklığın yok. Sen şimdi benim karşıma geçip bundan sonra beni muhatap al demeye getiriyorsun. Şimdi ben kalkıp almıyorum yeğenim desem ne yaparsın? Bundan 2 sene önce olsaydı bozulur giderdim. Bir daha da buraya adım atmazdım. Ama şimdi düşünürüm. Benim ne yapmam lazım ki harbi amcam beni muhatap kabul etsin. Ve bulana kadar gözümü dayı kırpmam. Muhatap olmamı istiyorsan yarınki sevkiyatı sorunsuz şekilde hallet. Yaparsan benden sana açık çek. Yap bu işi, arkandayım. Eyvallah. Merak ettiğim bir şey var. 2 senedir çok fazla sevkiyat yaptık. Bu seferkinin özelliği ne? Hacı, göster yeğenime. Biliyor musun? Stinger. Yaşa. Yarın akşam gemiyle bunlardan 10 tane gidecek. Bunları sorunsuz şekilde Suriye'ye ulaştırırsan Suriye'nin kaderi değişecek. Orta Doğu silah pazarında herkes bizi konuşacak. Şimdiye kadar bunu başaran olmadı. Stinger füzeleri karadan helikopter, uçak gibi hava araçlarına karşı kullanılır. Bu sevkiyattan sonra bazı devletler bize düşman olacaktır. Kazanacağımız dostlar ve milyon dolarların yanında düşmanın esamesi mi okunur? Geç olmadı mı yeğenim? İşim anca bitti amcacığım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. Hadi sen içeri geç. Ben birazdan gelirim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben gidersen bunların hepsini yersin bu saatte amcacığım. Yeğenim, ikimizin de zevki hayvanlar. Sen onları korumayı seviyorsun. Ben de yemeyi seviyorum.
Şevket, topla götür şunları. Amcam yiyeceğini yemiştir zaten. Hem fazlası sağlığa zarar, değil mi amcacığım? İskender yeğenim, kaç canını kurtar. Hele senin deri işlerle uğraştığını öğrenirse vallahi derini üzer. Müsaadenizle ya canım. Güle güle. Uyuşturucu satışıyla hışman ilgileniyorum. Türkiye'de kime sattığını bilmiyorum. Ama büyük sevkiyatlar gönderildi. Bana isim lazım, isim. İstiyorsan uydurayım. Fazla vaktimiz kalmadı. Sözümü tutmamı istiyorsan bana daha çok şeyler vermelisin. Silahları bize Varol Kolaycı adında bir Türk getiriyor. Onu ve adamlarını biliyorum. Kime çalışıyor bu Varol? Ruslara mı? Parasını verirsen sana da çalışır. Rusların da Türkiye'deki bağlantılarının da Varol'a ihtiyaçları var. O da bu durumu kendi lehine kullanıyor. Silahları hangi güzergah üzerinden getiriyor Rakka'ya? İki hat var. Biri Türkiye'den geçiyor, diğeri Lübnan'dan. Varol Kalancı'nın dosyasını hazırlasınlar. Emredersiniz. İşlemler için 3.000 lira yatırmanız gerekiyor. Ödemeyi nakit mi yapacaksınız, kartla mı? Hanımefendi, biz evden acil çıktık da çocuk bir anda fenalaştı. Daha sonra ödesek. Efendim, ben buradan ödeme almadan tahlilleriniz yapılmaz. Sistem böyle. Anlıyorum. Senet falan imzalasak. Yeri yurdu belli insanlarız biz. Yönetim kabul etmiyor beyefendi. Çok üzgünüm. Parası olmayan ölsün diyorsunuz yani. Benim elimden gelen bir şey yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hadi abi, hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ömer, biz buradan gidelim. Yoksa yıkacağım ben bu hastaneyi. Halledeceğiz. Merak etme. Burayı yıksan ne olacak? Eren daha mı iyi olacak? Bir bekle. Bak bakayım nasıl olmuş, sana yaptım. Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Güzel. Ay, iyi ki döndük mahallemize. Allah biliyor ya, başta hiç istemiyordum. İyi ki ısrar etmişsin. Bu kadar ısrar etmesem daha mı iyiydi bilmiyorum. Ha, ne oldu sana böyle? Bilmem. Ankara'da daha derli topluydu sanki hayatımız. Burada da olur kızım, burada da olur. Sen şu cezacılıktan vazgeçsen. Bak Gürkan amca ne güzel sana bir müşavirlik bulmuştu. Ay bir daha mı bir arasan acaba? Belki hala geçerlidir teklif. Anne, benim mesleğimden yana bir sıkıntım yok. Ah, hey, kim üzdü benim güzel kızımı böyle? Hı? Dur şunu doldurup geliyorum, dur. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Hamza'nın oğlu rahatsızlandı da hastanedeyiz şu an. Nesi var? Hangi hastane? Bizan Tengri'den şüpheleniyorlar. Emin olmak için birkaç tahlil yapmaları gerekiyor. Aa, çok geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacınız var mı?
Alo. Ömer, duyuyor musun? Aslına bakarsan o yüzden aradım. Özel bir hastaneye gelmek zorunda kaldık da. Anladım. Hangi hastane? Tamam, siz yatırın çocuğu, ne gerekiyorsa yapın, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Hallettim. Eren iyi olacak. Merak etme. Karşıladı Harbi seni. Önce ters yaptı, sonra okşadı. Yarınki sevkiyatı mı konuştunuz? Yarınki sevkiyat çok önemli. Remzi, şu Murat'ı arasana bir. Her şey yolunda mı öğrenelim? Buyur, Bala Remzi. İskender ben, İskender. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Her şey yolunda İskender Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ben ne merak edeceğim? Merak etmesi gereken kişi sensin. Eğer yarın akşam bir aksilik olursa senin kafanı koparır, balıklara yem yaparım. Hayırdır Pala Remzi? Murat Bey'le bilmediğimiz bir hukukunuz mu var? Cıvık abi. Seninle iş olmasa ben ona çimento döküp biraz kanlaştıracağım da şimdilik beklemedeyim. Çocuğun durumu nasıl? Müşahede odasında. Görmek istersen. Tabii. Doktorun izni varsa. Giderim. Hı. Ne zamandır ilk defa sakinleşti, görüyor musun? Bir daha Ömer'e laf ettiğini duymayacağım. Gördün bak nasıl yetişti. Yani madem yetişecekti, biz dünden beri bunları neden çekiyoruz? Gidip istemeyi gururuna yediremediğin için değil mi? Ne gururu Hilal? Ömer benim en yakın arkadaşım. Ona mı gurur yapacağım? Durumu yoktu, biliyordum. Madem her sözünü dinliyorsunuz, madem reisliğe soyunmuş, yapacak tabii gereğini. Dua et, hastanedeyiz. Yedirirdim bu lafları sana da. Bana bak. Ömer'in yanında da böyle saçma sapan konuşup benim tepemin tasını attın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol avukatım. Siz de mi hastanedeydiniz? Geçmiş olsun, hastanız mı var? Ben bir yakınım için geldim. Nasıl Eren'in durumu? Ateşi biraz düştü. Bir iki gün yatırılır herhalde. Tarih sonuçları çıktı. Sizi servise alacağız. Daha sonrasında doktor beyle görüşeceksiniz. Ben Berin'i bırakıp geleyim. Kapıdayım. Tamam. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Hadi gidelim. Usta, ben burada rahatım. Murat abinin zamanında da ben hep burada yatıyordum. Oğlum, rahatsızlık falan vereceğim diye düşünüyorsun. Yok usta, ondan dolayı değil. Ben tek başıma kalınca daha rahat ediyorum. Usta, sabah gelirken en iyi annenin poğaçalarını getirsen. Başka bir şey istemiyorum. İstediğin poğaça olsun bu oğlum. Bana bak, kapıları pencereleri iyice ört, tamam mı? Merak etme usta. Hadi iyi geceler. Abi. Moruk çıktı abi. El ayak çekilsin. Sonra. Saat daha erken. Al bakalım. Şanslısın. Yeni demlemiş ocakçı. Ya
ben içerim dedim ama... ...şimdi Hamza falan görünce laf söz olmasın. Neden uzatıyorsun konuyu? Haklısın. Boşuna uzatıyorum. Ne de olsa sen Hamza'nın reisisin. Hamza senin hakkında konuşamaz. Peki aynı şey hanımları için de geçerli mi? Erim, ben de açık açık konuş. Anlayabilirim. Ne istersen açık açık söyleyebilirsin. Hilal'in söylediklerinde haklılık payı yok mu? Peki Arzu'nun bana söylediklerinde? Her ikisinde de haklılık payı falan yok. Ben Arzu'yu mu aradım? Seni aradım. Neden? Birinden yardım istemek benim için çok zor. Hele ki konu maddiyatsa, hele ki bu kişi bir kadınsa. Kendin için istemedin ki. Evet, istemedim. Ama senden istedim, Arzu'dan değil. Neden? Çünkü seni kendime yakın görüyorum. Tuhaf. Aslında anlıyorum ne demek istediğimi. Belki anlamamam. Daha tanışalı ne kadar oldu demem lazım ama anlıyorum. Beni aramana sevindim. Madem kendini bana bu kadar yakın hissediyorsun, neden dün gece yaşadıklarını gizliyorsun benden? Savcıya gidelim. Her şeyi anlatalım. Bir çözüm yolu bulabiliriz. Çözüm yolu yok. Ne diyeceksin? Devletin adamına, devletin savcısına mı şikayet edeceksin? Devlet görevlilerinin suç işleme hürriyetleri mi var? Herkes yasalara uymak zorunda. Okuduğun kitaplarda öyle. Ama ben gözümle gördüm. Bazıları zorunda değil. Sen de onlar gibi mi olacaksın Ömer? Devletin yol verdiği mafya babalarından, tetikçilerinden biri mi olacaksın? İzin verir misin? Senin için kaygılanıyorum. Kaygılarımı ciddiye alır mısın lütfen? Alıyorum. İşte o yüzden ne olursam olayım, yanımda ol istiyorum. Bu ince uçtucumuzla yaparsan daha kolay olur Nazan teyze. Bak Arzucuğum, iyisin, hoşsun ama şu teyze lafını bir kaldıralım ya. Rasim Bey, ben Arzu'nun teyzesi olacak yaşta mıyım? Ya olur mu öyle şey? Ne alakası var? Siz Arzu'nun ablası olsaydı anca onun ablası olurdunuz. Bak gördün mü? Efendim canım. Ha, Arzu. Eren hastaydı ya, hastaneye geldik. Çok geçmiş olsun. Nasıl durumu? Seni bunun için aramadım canım ya. Senin adam gitti gider, haberin olsun. O nereden çıktı? Ne diyorsun Hilal? Bizi Ömer yetiştirdi hastaneye. Arkasından da bu avukat kız damladı.
Şimdi de oturmuşlar bahçede yeni aşıklar gibi çay içiyorlar. Hadi. Çıkarsa mıydık ya? Merak etme sen. Ateşi görünce tazı gibi koşar o. Hadi bakalım Ömer Efendi. Benim elimden mekan alacaksın öyle mi? Yedirir miyim ulan ben? Ne demiş adam? Karanlığa küfretme. Bir dükkan ya. Abi be, neredeyse acıyacağım şu Ömer'e. Garibim 3-5 çay satıp geçimini sağlayacaktı. Ne diyelim Beyko, kısmet değilmiş. Daha başlangıç, sırada diğerleri var. Bize yok diyen herkesin neyi var neyi yok yakacağım. Abi çocuk çıkmadı. Dert ediyorsan gir çıkar Seko. Beni satan bir velet için yapacak bir şeyim yok benim. Ne oluyor ya? Yangın! Yardım edin! İçeride kaldım! Gidiyoruz Seko. Geliyor musun? Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Hemen oradan dışarıya çık. Çıkamıyorum Ömer abi. Yardım et. Efe dayan kardeşim. Efe oradan bir battaniye bul. Hemen ıslat ağzını yüzünü kapat. Dayan geliyorum yoldayım kardeşim. Balıkçı barınağında içeride çocuk var. Acele etmeniz lazım. Çabuk. Abi daha çabuk bas. Ömer abi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi kardeşim dayan. Hadi bas biraz usta bas. Thank you.
çok.